bakın. Glihiri sizin var bunun içerisinde. Ana etken maddesi bu. Fakat meyan kökü kesinlikle alışkanlık haline getirilmemesi gereken. Tarsus, Adana, Ceyhan, Mersin'de bunlar işte sokaklarda satılırdı benim çocukluğumda. Buz gibi biz bunları içerdik. Şunu söyleyeyim. Ağzında aftı olanlar bir tatlı kaşığı meyan kökünü ezilmiş. Kaynatın bir bardak suda 5-6 dakika iyice ılısın. Ağzınızda bunu bekletin. Yani ağızdaki aftlara karşı. Şimdi gelelim başka bir özelliğine. Bu şey var. Varicella zoster nedir bu? Su çiçeğinin sebep olduğu ileri yaşlarda bunlar aktif hale geliyor ve zona çıkıyor. Zonaya karşı. Yani bunu hem dıştan süreceksiniz hem de günde bir çay bardağı bunun çayından içeceksiniz. Ancak şunu söylüyorum. Semizotunun yerini hiçbir şey veya safranbolunun göksulu armudunu zonaya karşı hiçbir şey dolduramaz. Ancak bir bilgi daha vereyim. Çok kısa. Hakiki bal, yayla balı zonanın üzerine sürerseniz çok ince bir film tabakası olarak o da zonanın ne yapıyor? Geçmesinde çok büyük bir yardımcıdır. Evet. Meyan kökü ne alakası var diyeceksiniz. Büyük İskender, o zaman şey yok, otobüs motobüs yok, askerler piyade yürüyorlar yani. Onları taşıyacak bir şey yok. Piyadeler yürür, herkesin altına da at veremezsiniz. İşte piyadelerin susuzluğuna karşı vücudun su tutabilmesi için askerlerine meyan kökü çiğnetir. Bir özelliği daha vardır. Ne yapıyor? Meyan kökü aynı zamanda askerlerin heyecanını alıyor. Endişelerini alıyor. Yani böyle bunu söylemekte fayda var. Bu bir şeyi daha var bunun. Hüseyin bir özelliği daha var. Zaten şey yapıyor, böbrek üstü bezine komut veriyor. Dolayısıyla böbreğin su tutmasını, tuz tutmasını sağlıyor. Yani bu sayede hareket edenlerde ne oluyor? Bir miktarda tansiyonu yükseltmiş oluyorsunuz. Yani işte 12 ise efendim 12.5'a çıkartır, bilemediniz 13'e çıkartır. Yani meyan kökü böyle bir şey. Bunun çok önemli bir özelliği daha var. Bunu söylemek istemiyorum. Daha zamanı değil, erken. Çünkü ülkemizin, hep söylüyorum ya Hüseyin, yani Anadolu'nun imkanları Türkiye'den kat ve kat yüksektir. Yani şu anlamda hem katma değeri var hem de Türkiye'yi tekel haline getiriyor. Yani resmen. Bak bugün fındıkta Türkiye bir tekeldir. İtalya'da başladı fındığa, İspanya'da. Ne oldu? Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyel üretimi ne yaptı? Bu insanları durdurdu. Ama Bulgaristan şu an, Gürcistan, Türkiye'den kaçak fındık fidanları gidiyor. Bizim bunları çok sıkı kontrol etmemiz lazım. Amerika ve Çin işi tamamen şeye döktüler. Söyleyin, fındığa döktüler. Nasıl yetiştiriyorlar bir bilseniz. Şimdi Türkiye'de ise şöyle bir anlayış var. Efendim çok ürettiğimiz zaman satamıyoruz. Elimizde kalıyor, daraltalım. Az üre, yanlış bir şey bu. Daha çok üreteceksiniz. Daha çok üreteceksiniz. Bunu ancak bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Yoksa birkaç yıl sonra bir bakarsın Gürcistan ve Bulgaristan'a fındık kaymış olur. Ondan sonra da ya biz bir zamanlar neydik deyiverirsiniz. Çünkü bakın fındık o kadar önemli. Ya Türkiye'nin markasıdır fındık. Yani o kadar önemlidir ki nasıl söyleyeyim Hüseyin? Şimdi vatandaş belli bir alanda diyelim ki 50 dönüm fındığı var. Siz bunu
iyi ise piyasa 70-80 dönüme çıkartmayın. O 50 dönümde verimi nasıl yükseltirsiniz? Buna bakacaksınız. Külleme ile iyi bir savaş yapın. Külleme bu bir guttata, yani bir mantar hastalığıdır. Geleceğim meyan köküne. Yani dolayısıyla bu fındık ağaçlarından dökülen yapraklar toprakta ne yapıyor? Mantar oluşturuyor. O mantar da senin fındık ağacının yapraklarına ve fındığa böyle un serpmiş gibi olur. Hmm. Zarar veriyorsunuz. Mübarek bununla uğraşsana. Yok, geliyor yılda bir kere işte biz şey yapacağız. Efendim ürünü kaldıracağız işte filan, ondan sonra nasıl değil, emek vereceksin. Yani emeksiz kazanç yok Hüseyin. Yılda iki defa siz fındığı budayın, bakın onun verimi %40'a kadar yükseliyor. Bu altını temizleyin. Yani hayvan yattığı yerden belli olur denir değil mi aslan? Evet. Ne yapıyor? Tertemiz tutuyor. Siz de bu fındık ağaçlarının şeyini, altını temiz tutacaksınız. Yaprakları kürüyeceksiniz. Mesela meşedir, kara ağaçtır, ayvadır. Bunların yaprakları toprağa düştüğü zaman çok kolay mantarlaşır. Onun için fındık tarlalarından, bahçelerinden uzak tutacaksınız. Yani ama aşılama iki defa profesyonel, pardon budama. İki defa yılda bunun budamasını yapacaksınız. Çünkü içerisinde bakkatin dediğimiz bir etken madde var. Bu bakkatin dediğimiz şey ne biliyor musun? Kemoterapi ilacı. Yani bizim bu molekülü çok daha kaliteli bir şekilde ilaç sanayimize kazandırmak zorundayız. Çünkü neden? Bak dünyada porsuk ağacı %90 azaldı. Çünkü taksus demektir şey porsuk ve bundan taksol, işte kemoterapi ilacı meme kanserinde, akciğer kanserinde, yumurtalık kanserinde kullanılan bir kemoterapi ilacıdır ve bu porsuk ağacından elde edilir. Çin %95'ini kaybetti. Şimdi boşuna mı Çin fındık ağaçlarını ekiyor? Çünkü kabuğunda yaprakları, fındığın kabuğunda, o sert kabuğunda, yapraklarında ve sapında bakatin var. Aynen taksolün bir analoğu, yani kemoterapi ilacı. Anlıyor musunuz? Ya biz bunu niye yapamayız? Yapamaz mıyız? Ben niçin çırpınıyorum? Yeni molekül, yeni molekül, katma değeri burada geçen hafta gösterdim. Dopa, bakla, bakla. Dopayı elde ediyorsun. Tüm dünyada 101 milyar dolar bunun şeyi var. Satış kapasitesi, ya %5'ini biz alalım şunun, ya %5'ini. Daha neler var? İşte meyan kökünde dedim ya, lafı dolaştırıyorum şimdi, oraya geliyoruz. Kalkıp onun içerisindeki bir analog grup var. Biyoflavonoidlerin içerisinde, onu söylemek istemiyorum. Müthiş bir tedavi edici gücü var Hüseyin. Yani bunun ekstraksiyonunun yapılması lazım. Ama nedir söylüyorsun, ondan sonra sahipleniyor adam, kalkıyor dünyaya satıyor. Tabii. Şimdi bunun için meyan kökü dediğim gibi Büyük İskender. Yani oradan aklınıza gelsin. Bir şey daha var. Burada bilinmesi gereken zona. Geçen hafta da söylemiştim. Zona hastalığına. Varicella zoster dediğimiz. Yani burada bunu kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı. Hı. Kökleri parçalanmış yani. İşte ne bileyim fındık kadar. Bir tatlı kaşığı bundan alın. 7-8 dakika kadar kaynatın. Ve bunu zonalı bölgenize sürün. Dıştan. Kurur bir daha sürün. Kurur bir daha sürün. 7-8 defa tekrar edin. Geri kalanını içeceksiniz Hüseyin. Süzüp içeceksiniz. Bu şeydir. Selpil, orada meyan kökümüz yok değil mi? Kıyılmamış. Meyan kökü yok. Evet. O mu hocam? Evet evet. Aa, evet. Tamam. Önünüzde de var. Ben göremiyormuş tarçın. Ha burada. Evet. Önünüzde var ha. Ben bir anda kalktım Emrah yönetmenimizi. Evet. Şeye çıkartmamak için. Evet. Vallahi iyi oldu bu. Söyleyin.
Bu tamamen bayat, devre dışı kalmış. Doğru çöpe atılacak. İşte misal kötü örneği göster ki. İyisi, ama doğrusunu bilin. Kırabiliyor musun? Sarı toz mu? Evet. İçi sarıp sarı bir toz. Doğru çöpe. Tamam, gösteriyorum kendi kamerama. Hocam, meyan kökünü tamamladık mı? Evet, meyan kökü bu anlamda tamamdır.